İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi aktaracağız. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, beka mücadelesinde stratejik iletişimin tüm imkanlarını kullanacağız dedi. Fahrettin Altun, SETA bünyesinde yayımlanan Kriter dergisine röportaj verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de en istikrarlı politikayı Türkiye'nin yürüttüğünü söyledi. Türkiye'nin küresel bir güce dönüştüğünü ve hiçbir alanda alternatifsiz olmadığını vurgulayan Altun, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye rağmen adım atmanın Türkiye'nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu, ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur ifadesini kullandı. Fahrettin Altun, emrivaki söylemler karşısında Türkiye'nin tavrının net olduğunu belirterek, Türkiye her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir dedi. Cemal Kaşıkçı cinayetinde de kara propaganda söylemlerinin çürütüldüğünü aktaran Altun, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, kararlı tutumu olmasaydı bu cinayet örtbas edilecekti dedi. Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanması deşifre edilmeye devam ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan 14 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 3'ü albay, 2'si yarbay, 4'ü yüzbaşı, 5'i üsteğmen rütbesinde. Şüphelilerden 11'inin pilot olduğu ve soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Zanlıların örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edildi. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ediliyor. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nca yapılan açıklamada terörle mücadele harekatı kapsamında 1-31 Ocak 2019 tarihleri arasında yurt genelinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Ve o operasyonlarda son bir ay içinde 28 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayla birlikte karlı ve sarp zirvelerde helikopterle operasyona giden jandarma personelinin görüntüsü de paylaşıldı. İstanbul polisi büyük bir bahis operasyonuna imza attı. 40 ilde operasyon düzenlendi. 394 kişi için gözaltı kararı alınırken 42 milyon liraya el konuldu. Şafak vakti düğmeye basıldı. 40 ilde yüzlerce adrese baskın yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük bahis operasyonuna imza atıldı. İstanbul polisi yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon düzenledi. 394 kişinin yakalanması için harekete geçildi. 207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 42 milyon liraya el konuldu. Çete aylardır takip ediliyordu. 849 şahıs ve 72 şirkete ait 4000'den fazla banka hesabı incelendi. Yüklü miktarda para trafiğinin gerçekleştiği belirlendi. Yasa dışı bahis oynayan kişiler de idari para cezasına çarptırıldı. 455 kişi hakkında 8500 ile 35.000 lira arasında ceza kesildi. Kar ve tipi kazaya yol açtı. Kayseri-Malatya karayolunda otobüs devrildi. 24 kişi yaralandı. Şanlıurfa'dan Kayseri'ye giden bir otobüs kar ve tipi nedeniyle Pazarören mevkiinde devrildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 24 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yoğun kar yağışı dolayısıyla Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı mevkiinde ulaşıma kapandı. Noter hizmetlerinde köklü bir değişiklik başlıyor. Nöbetçi noterlik uygulaması devreye girmeye hazırlanıyor. Açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, cumartesi ve pazar günleri nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterler görev yapacak dedi. Benden yukarısı.
Cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek, nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak. Noter hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Memur hafta içi mesaisi var. Hafta sonu bir iş yapsa, cumartesi günü araba alacak. Diyelim ki bizim Austin pazarına araba aldı. Çıkıp orada bir noter olsa anında satan adam parasını alır. Öbürü de arabasına biner, çoluğu çocuğuyla gider. TRT Haber'de Anadolu Soruyor programına katılan Gül, ticari, ekonomik ve bireysel hayatı kolaylaştıracak uygulamanın yakın zamanda hayata geçmesi için çalışıldığını belirtti. Yurt dışından bir yatırımcı geldi. Şirket devralacak. Ya, cumartesi geldi, pazar akşamı dönecek. Ya bizde noterler kapalı, bu işi noterde yapmamız lazım. Kapalı diyemeyeceğiz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte de yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda bu ve benzeri hedeflerimizi inşallah kamuoyuyla da yakın zamanda paylaşacağız. Evet. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, boşanmalarda çocuğun icra konusu olmasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Teknik olarak çalışmaları son haline getirdik dedi. Biz dedik ki bu insani bir şey değil. Bu bir mal gibi icraya konu olmasın. Onun için gidip para ödüyor. Maliye Bakanımızla da görüştük. Bu konuda mutabık kalındı. Çocuğunu görmek için icraya gidiyor, para yatırıyor. Bundan parasını alınmayacak. İcraya konu olmayacak. Abonelik işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mart ayı itibariyle elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemlerinin E-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. E-Devlet hayata geçtikçe bürokrasi de azalacaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan bürokrasinin azaltılması ve E-Devlet toplantısında gelinen son durum değerlendirildi. Fuat Oktay, 2019 sonuna kadar E-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanacağını söyledi. Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve tuttuğu hiçbir bilgiyi belge olarak vatandaşımızdan talep etmeden sadece vatandaşımızın beyanını esas alarak hizmet vereceğiz, diye konuştu. SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. SMA hastaları için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar hali hazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı son düzenlemeyle tip 2 ve tip 3 ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığı belirtildi. İlgili tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Böylece SMA hastalarının ilaç ve tedavileri devlet güvencesi altına alınmış oldu. Sağlık uygulama tebliğindeki yeni düzenlemelerle birlikte 10 ilaç daha geri ödeme listesine girdi. Bakan Selçuk, bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin nüfusu 82 milyonu aştı. Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus sistemi sonuçlarını açıkladı. İstanbul'un nüfusu 15 milyonu aşarken en düşük nüfuslu il Bayburt oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 31 Aralık 2018 itibariyle nüfus verilerini paylaştı. Türkiye nüfusu 2018 yılında bir önceki yıla göre 1.193.357 kişi artarak 82.003.882 kişi oldu. Nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Ortalama yaş ise 31,7'den 32'ye yükseldi. En kalabalık il 15.067.724 kişiyle İstanbul. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip ediyor. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi aktardık. Hoşçakalın.